Merhaba sevgili çiçek dostlarım, petunya bakım videoma hoş geldiniz. Bu güzel petunyamın bakımını yapacağız bugün sizlerle. Ben bunu yaklaşık 2 ay önce ilkbaharda aldım. Çok güzel çiçekliydi, çiçeklerine aşık oldum. Bir sera gezisinde almıştım. Orada da bahsetmiştim bundan. O günden bugüne kadar hiç ellemedim. İlk aldığımda genelde bitkilerim çiçekli olsa dahi topraklarını değiştiriyorum, saksılarını değiştiriyorum. Fakat bu bitkimde herhangi bir rahatsızlık olabileceğini düşünmemiştim. Uzun süre benimle kalır diye düşünmüştüm. Petunyalar genelde çok sıcakları sevmediklerinden dolayı çok hızlı kururlar. Tek yıllık bitki olarak da bilinirler. Fakat uzun yıllar bizimle beraber olmaları için belli bazı bakım koşullarını yerine getirmemiz gerekiyor. Işık, doğru konum, düzenli sulama gibi koşullara dikkat ettiğimizde 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl dallarından da çoğaltarak bitkimizi bakımını gerçekleştirebiliriz ve uzun yıllar bizimle birlikte kalabilir bitkimiz. 2 hafta önce ben bu bitkimde yaprak bitkileri gözlemledim. Aşırı derecede yaprak bitkileri vardı. İlaçladım bitkime 2 hafta önce. Toparladı, kendine geldi. Yeniden çiçekler açmaya başladı. Ve hala üzerinde birçok tomurcukları var. Öncelikle sizden gelen bazı soruları cevaplamak istiyorum. Petunya güneşi sever mi? İlk sorumuz. Petunyamız güneşi sever fakat aşırı derecede güneşte kaldığında çok hızlı kurur, çok hızlı bir şekilde bozulma olabilir. O sebepten dolayı yarı güneş, yarı gölge ortamları sever. Şöyle ki sadece sabah güneşi görebilen bir yerde veya akşamüstü güneşi görebilen bir yerde petunyamız çok güzel gelişim gösterebilir. Petunya ne sıklıkla sulanmalı? Nemi seven bir bitkidir. Susuz kaldığında hemen yaprakları buruşur, aşağıya doğru bakar yaprakları, susuzluğunu kendisi belli eder. Susadım ben, beni sula demek ister. Yani nemli toprakları sever. Toprak karışımları ne olmalı? Ben bunu şu anda toprağını değiştireceğim, saksını değiştireceğim. Ve hazırladığım toprak yarısı menekşe toprağı, torflu menekşe toprağı, yarısı da sukulent toprağı olmak üzere iki farklı toprak karışımına yerleştireceğim yeni bitkimi, yeni yerine. O şekilde hem nemini sağlamış olacak toprağımız, hem de geçirgenliğini sağlamış olacak. Saksı altları mutlaka delik olmak şartıyla bu şekilde bir ortam sağlayacağız menekşemize. Petunya balkonda yetişir mi? Diğer bir soru. Kapalı balkonlarda yetişmez maalesef ki. Kapalı balkonlarda, havasız yerlerde, iç ortamlarda, iç mekan bitkisi değildir. Açık ortam, açık balkon varsa ya da bahçe gibi bir yerimiz varsa çok daha güzel gelişim gösterir. Havasız ortamlarda hem gelişemez hem çiçeklerini daha hızlı döker, daha hızlı kurutur dallarını. Hem de bitlenmelere, bazı hastalıklara sebep olabilir. Bu diğer yanında bulunan bitkileri de etkiler. O sebepten dolayı açık havada bakmamız uygun olur bitkimizi. Çoğaltmasını ise hem dal uçlarından keserek hem de tohumlardan, çiçekleri kuruttuktan sonra tohumlar oluşur. Bu şekilde kapsüller olur. Bu kapsüllerin içinde de böyle gördüğünüz şu siyah siyah, ben az önce çekime başlamadan önce birkaç tanesine baktım. Şu kapsüllerin içinde tohumlar var. Bunları dökerek tohumlarını biriktirebiliriz. Ve sonbaharda bu tohumları toprağa atarsak, Ocak ya da Şubat aylarında, ilkbaharda bitkimiz yeşerir, filizlenir, çimlenir ve bize çiçek açar. Kış mevsiminde bakımı nasıl olur? Kış mevsiminde kapalı balkona alabiliriz. Çünkü kış mevsiminde aşırı sıcak olmadığı için ısı farkından dolayı kapalı balkonlarda muhafaza etmemiz uygun olur. Soğuklara dayanıklı değil, donlara dayanıklı değil çünkü bitkimiz. 10 derecenin altında, yani 2 dereceyi göstermediği sürece kapalı balkonda kalabilir ilkbahara kadar. Ve kış mevsiminde yine sulamaya ihtiyacı vardır. Her ne kadar yaz sıcaklarında haftada iki defa sulamamız icap ederse, kış mevsiminde de ayda 3 defa ya da 4 defa artık bulunduğunuz iklime göre sulamamız uygun olur bitkimizi. Toprağa aşırı derecede nemli değil, yeteri kadar nem sağlamamız yeterli olur. Bu şekilde bitkimiz yaprak altlarını kuruttu.
şöyle çıtır çıtır olmaya başladı ve çok hızlı bir şekilde yapraklarını, çiçeklerini döktü. Petunya neden kurur sorusuna cevabına gelince ise bunun cevabı düzensiz sulamadan kaynaklı olarak yapraklarını hızlı bir şekilde dökebilir. Aşırı nemlik aldığında, çok fazla aşırı derecede nem oluştuğunda ise diplerde, köklerde çürüme olabilir. Köklerdeki çürümeden sebep bitkimiz hızlı bir şekilde yapraklarını döker ve bitkimizi çok hızlı bir şekilde kaybederiz. Aynı zamanda bitkimizin köklerinde herhangi bir sargı bezi, yani hormon bezi olabilir. O sebepten dolayı bitkimiz daha hızlı kurur. Her zaman söylüyoruz, dışarıdan aldığımız bitkileri mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Toprağından ve saksısından çıkartarak köklerde herhangi bir bez ya da başka bir şey var mı ona bakmamız gerekiyor. Hastalık da barındırabilir. Genelde oluyor, petunyalarda olmadığını düşünerekten ben ilk aldığımda bunu hiç ellememiştim. Çünkü toprağa falan gayet iyi geldi, göründü bana. Torf ve perlit var toprağın içinde. Bunu aldığım yerde değiştirmişler toprağını. İyi geldi toprağa, fakat gördüm ki zamanla bitlenmeler oldu. Hem yaprak biti, yaprak bitini tedavi ettikten sonra pamuklu bit oluşmaya başladı. Ve bitkimin gelişiminde bir sorunlar fark ettim. O yüzden bunu değiştirmek istedim sizlerle birlikte, hem sizlere göstermek amacıyla. Bu mesela kırılmış bir filiz. Bunu dikimini gerçekleştireceğim. Can suyunu vereceğim. Şu alt yapraklarını hep temizleyeceğiz. İnşallah tutar. İnşallah kaybetmeyiz bitkimizi. Bu şekilde susuz kaldığında susuzluğunu bu şekilde belli eder. Fakat siz bunu akşam üzeri saatlerde, geç saatlerde, güneş bittikten sonra, geçtikten sonra güneş, bolca suladığımızda sabaha kadar tekrar canlanır bitkimiz. Şimdi bakalım, bunun köklerinde bir sorun var mı? Yeni yerine geçişini yapacağız. Daha sonra tekrardan önlem amaçlı ben bu bitkimi tekrar ilaçlayacağım. Çünkü seneye de yaşatmak istiyorum. Önümüzdeki seneye de yaşatmak istiyorum. Rengi çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir pembe rengi var. Bakalım. Bu köklerini tamamen temizleyeceğim. Bayağı kök salmış. Bu mevsimde değişim olur mu? Yani bitkilerde acil durum olduğu zaman her zaman değişim yapılabilir. Yeter ki bitkimizi yaşatmak için gayret edelim. Akıllı gübre de var bunun içinde. Şöyle, bunlar yavaş salınımlı akıllı gübreler, 12 ay boyunca bitkimizin beslenmesi için yeterli olabiliyor. Bazıları tercih ediyor, bazıları tercih etmiyor. Tercih tamamen sizin. Fakat ben akıllı gübre kullanmıyorum. Solucan gübresi kullanıyorum bütün bitkilerde ve toprak karışımlarında. Mesela bunda sargı bezi var. Bu ne için kullanılıyor? Paper pot dedikleri yöntem. İşçilikten tasarruf, zamandan tasarruf olarak üreticilerin çoğu bunu kullanıyorlar. Genelde fide yetiştiriciliğinde çok kullanılır. Viyollara ekiliyor bitkiler. Daha sonra çok, yani yoğun satışlarda bunları üretim saksılarına geçirme aşamasında yardımcı oluyor bu yöntem. Fakat biz tüketiciler için, bitkiseverler için sakıncalıdır bu durum. Çünkü bu bezler normalde kendiliğinden erimesi gerekiyor. Yani suladıkça bu bez erimesi gerekiyor. Erimemiş gördüğünüz gibi. Uzun sürede erimeyecektir ve köklerini sıkıştırıyor. Sıkıştırdıkça da bitkimizin kökleri artık gövdeye iletemiyor yeterli besini ve yeterli suyu. Sürekli nemlik alıyor ve bitkimiz hızlı bir şekilde kuruyor. Bir sonraki sezona çıkmıyor bitkimiz. Yani biz bunu çiçekçilerden aldığımızda çok canlı görüyoruz. Çok canlı oluyor bitkimiz. Bol çiçekli oluyor. Fakat oradan geldikten sonra bitkimizi değiştirmezsek eğer, köklerini temizlemezsek ve bu bezden kurtarmadığımız zaman bitkimizi çok kısa bir zamanda kaybediyoruz. Şöyle keseceğim makasla.
keseceğim ve temizleyeceğim. Daha sonra da yıkayacağım kökleri. Güzelce temizlemem gerekiyor. Bir kaba su alıp geleceğim. Köklerini yıkayacağız, temizleyeceğiz ve yeni yerine ekimini gerçekleştireceğiz. Köklerini yıkamadan önce burada alttan yapraklarını kurutmuş zaten hepsini. Bir kısmını temizledim, bir kısmını size göstermek için bıraktım. Bu alt yapraklarını, kuruyan alt yapraklarını hepsini güzelce temizlememiz gerekiyor. Bunları temizleyeceğiz. Alt yapraklarını bu şekilde kurutur bitkimiz. Yani zamanla eğer ki köklerini temizlemez, yıkamazsak, yeni sağlıklı güzel geçirgen toprağına almazsak bitkimizi ya çok kısa bir zamanda kaybederiz ve uzun süre bize çiçek açmayacaktır. Bitkimiz ilkbahardan itibaren sonbahara kadar, hatta kış mevsimi dahil çiçek açmaya devam eder. Sürekli gelen tomurcukları var çünkü. Biz bunu yenileyeceğiz. Tamamen tekrardan çiçeklerini açacak. Şimdi bir miktarda kök budaması yapayım. Şöyle. Ve biraz suda yıkayacağım köklerini. Her ne kadar o bezin içinde sadece torf ve perlit olduğunu iddia eden olanlar varsa da bir de konuşabilsem. Ben şuna inanıyorum. Yani bu bezin içinde mutlaka köklendirme hormonu bulunuyor canlar. Belki bazı üreticiler kullanmıyordur, bilmiyorum. Ama mutlaka köklendirme hormonu var. Ama toz halinde, ama sıvı halinde bitkilerin daha uzun süre canlı kalması, daha uzun süre çiçekli kalması ve daha hızlı bir şekilde köklenmesi için mutlaka hormon bulunuyor o bezlerin içinde. Ve belli bir yerden sonra sıkışıp kalıyor orada, o bezin içinde ve bitkilerimizi kaybediyoruz ne yazık ki. Aşık olduğum rengine kaybetmek istemiyorum. O yüzden yenileyeceğiz. Çok güzel gövdesi var. Temizledikten sonra ortaya çıktı gövde. Şöyle. Çok güzel gövdesi var. Ben bunu sonbaharda budamasını yapacağım. Gerçekleştireceğiz budamasını. Ve ilkbaharda birlikte tekrar yeniden yeşerecek, yeşillenecek. Çiçekler bittikten sonra mutlaka budamasını yaparak muhafaza edeceğim bitkimi. Çok güzel oldu, tertemiz oldu. Kökler de çok sağlıklı. Evet, bitkim artık daha mutlu bir şekilde yeni yerinde büyüyecektir. Toprağımız menekşe ve sukulent toprağı karışımı. Hafif nemli toprağım. Fakat akşam üzeri saatlerde ilaçlama yapacağım. Birkaç saat dursun. Ondan sonra akşam tekrar sulayacağım. Yeterli nemlilik oranında değil çünkü toprağım. Yeni saksısına, yeni toprağını alıyorum bitkime. Her yer toprak oldu. Böyle olabiliyor tabii. Ve dikimini gerçekleştiriyoruz. Ne taraftan tutayım? Şöyle alayım, daha kolay olacak. Şöyle kökleri şuraya, incitmeden köklerini yavaş ve dikkatli bir şekilde. Toprağa değen dallarında kök salma ihtimali çok yüksek. Çünkü artık bitkim rahatladı ve alt yapraklarını kurutmayacaktır. Aksine bu yeni toprakta çok daha güzel bir şekilde büyüyecek ve gelişecektir. Çünkü tomurcuklarla dolu üstü. Fakat ben bunu ele alıp temizlemeseydim, bakımını yapmasaydım şu anda bitkim bir hafta sonra, en fazla bilemedim 2 hafta sonra tamamen kaybedecektim. Ben hiç tahmin etmiyordum. Yani petunyalarda en azından olmaz diye düşünüyordum. Fakat öyle düşünmemek gerekiyormuş demek ki. Şimdi ilaçlamasını yapacağım ve işlemimiz bitecek.
Evet, ne demiştik? Zirai ilaçtan başka çözüm yok demiştik. Ben ilk sinek olayında yaprak bitlerinde yeni almış olduğum, deneme amaçlı almış olduğum bitki ilaçtan kullandım. Sinekler yok oldu. Fakat daha garanti, daha emin olmak için zirai ilaç kullanıyorum. Zirai ilaç ismi veremiyorum canlar. Çokça soruyorsunuz yorumlarda, Instagram DM'den sorular geliyor. Her ilde, her zirai ilaç bayisi farklı isim altında ilaçlar satmakta. O sebepten siz gidip zirai ilaç bayisine derdinizi anlatacaksınız. Onlar sizin bitkinize uygun ilacı verecektir. Uygulamayı da gösterecektir talimatlı bir şekilde. Mesela bir yemek kaşığı diyorsa siz bir çay kaşığı kullanarak ilacınızı hazırlayabilirsiniz. Zirai ilaçlar tabii ki çevreye zararlı. Fakat biz bitkilerimizi kaybetmemek adına bunu uygulamak zorundayız. Özellikle de ilerlemiş aşamadaysa önlem amaçlı bitkisel ilaçlar kullanabilirsiniz. Ben Çevre Tarım'dan almıştım. Onu biliyorsunuz zaten. Nemazal ismi altında mantar ilacı var. Onu kullanabilirsiniz. Hem bitlere karşı hem mantar ilacına karşı, fakat önlem amaçlı sadece kullanabilirsiniz ve ilerlememiş aşamadaysa eğer bitkilerimiz, o şekilde kullanabilirsiniz ve iç ortamda değil açık havada kullanılması gerekiyor. İlaçlama çok ciddi bir şey çünkü. Ben sadece göstermelik bu şekilde ilaçlıyorum. Dışarı çıkacağım şimdi. Hem güneş var şu anda, hem biraz daha güneşin geçmesini bekleyeceğim. Videoyu tamamlamak adına, hem ilaçla ilgili bilgi vermek adına bunu uyguluyorum şu anda. Toprak yüzeyine bu şekilde ve bitkinin tamamen her yerini, alt yapraklarına dair gelecek şekilde her yerini bitkimi ilaçlayacağım. Ve ondan sonra sabaha kadar bitkim bekleyecek. Bazen yıkıyorum, bazen yıkamıyorum. Çünkü çok iyi seyrelttim ve sorun olmuyor. Denediğim bir ilaç benim. Sürekli kullandığım ve elimin altında sürekli bulundurduğum bir ilaç bu ilaç. Siz de zirai ilaç bayisinden evinizde bulunsun. Mantar ilacı olur, işte bit ilacı olur, önlem amaçlı ilaçlar olabilir. Bitki yetiştiriyorsak ve bitkilerimizi seviyorsak, bitkilerimizin sağlığı için elimizden geleni yapacağız. Sadece hani seradan alıp gelmek, bir tarafa koymak değil, doğru konum, doğru ışık, doğru sulama, hepsini uygulayarak sağlıklı ve uzun yıllar bitkiler yetiştirebiliriz. Petunyam hep tomurcukta. İnşallah bir sonraki videoda, kısa bir videoda ilk geldiği gibi bütün çiçeklerini açmış bir şekilde sizlere gösterme şansım olabilir canlar. Umarım videom faydalı olmuştur tüm çiçek severler için. Yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoma, kanalıma ilk defa geliyorsanız, abone olarak destek olursanız çok memnun olurum. Denizli'den hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler canlar. Sağlıcakla, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.